Hindistan'da iğrenç gece trenine bindim. Oğlum bir bildirim atmayın la. Bulanmaz ya, ayak yemiyor. Ama bok gibi kuyu, yemin ederim. Dakika, bir videoda böyle başlamaz ama. Yumurta yayını gibi oldu. Kemi büyüt abi. İyi iyi kem. Küçük mü kaldı? Dur biraz daha büyüteyim. O kadar çok şey var ki ekranda. Şu son sabı nereye alsam ya? Ne alalım? İğrenç ötesi. Aga be. Ulan yıllar harbi ama geçiyor, herkese geçiyor ya. Yemin ederim iğrenç ötesi. Eski videolarımı izlediğimde bana da bu oluyor. Gençler, herkese holiday, günaydınlar, Hindistan'dan selamünaleyküm, konnichiwa. Japon Hamza'yı aktif takip eden var mı chatte? Yani bunu boşa sormuyorum. Gerçekten takip eden var mı mesela? Bir ara psikolojisi çöktü. İşte bütün o salak saçma eleştirilere karşı videolar çekiyordu. Sonra tekrar devam etti mi o motivasyonda, yoksa sikim taşşağı maşağı mı gidiyor yani? Ben bayağı takip ediyorum. Yemek yiyorum, inşallah bulamaz bir şey olmaz. Uzaklaşmıştı bir ara cidden. Eski haline döndüyse iyi. Sonra başladı toparladı. İyi bari maşallah. Şimdi henüz sabah 8'de insanlar uyuduğu için şöyle koridordan sizlere sesleneceğim. Sabah 8 olsa bile bangır bangır dışarıda müzik seslerini geldi. Holiness bugün Hindistan'ın en büyük festivali. 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festival. 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festivalde burada koronanın farklı versiyonu çıkar, 4 tane skin oluşur bak. Ben YouTube'a video çekecek bile olsam gitmem oraya. Çok net söylüyorum. Hayatta gitmem abi. Terasında çalışanlar kahvaltımızı hazırlarken bu arada görebilirsiniz şöyle kazanda güzel mi güzel köriler yapılıyor. Şifa. Ben sizlere Holiday'deki kombinimi göstereyim abi. Japon Hamza'yla kombin çek. 2-3 gün önce Instagram'da Japon'la son 2 ayla bir tane story paylaşmıştım. Terlik bulamıyorum diye. Çünkü bildiğiniz üzere ben buraya beyaz ayakkabıyla gelmiştim. Holiday boyalar moyalar derken yüzünden saçından bile boyalar çok zor çıkıyor deniyor. Ve genelde Holiday için bir tane çöpe atmalık tişört alıyor herkes. Ve benim ayakkabım da çorabım da beyazdı. Happy Holiday. Thank you. Happy Holiday. O yüzden görebilirsiniz abi. Aha. Valla 49 numara, kafamdan büyük terliği buldum. Çok şükür, bin şükür. Bir de Hintliler küçük yani genele vurduğunda. O yüzden asla tişört bulamıyordum. Bak Temmuz'dan beri falan, Temmuz belki Haziran'dan beri. Yemin ederim kaç ay olmuş? 11 ay, 10 ay falan. Boyu uzun uzun. 49 numara... Sen düşün. Sen sadece düşün. Goofy giyiyordum. Bir defa yani 9-10 ay sonra üstüne farklı bir tişört giyiyorum. Bu arada gözlük falan da ya birlikte aldık zaten, bunu videoda görmüşsünüzdür ama. Bunu da böyle pazardan, bu da böyle gözüne toz gelmesin diye ben. Çünkü La Coste. Her tarafın toz olacakmış. Üstteki de böyle açık renk alıyoruz ki hani renkler daha böyle net gözüksün. Tespihimi de görebilirsiniz. Bu tamamen Hintli dayı kombini olsun diye aldım. Kamera olarak da tabii ki de bunu kullanmayacağım. Yanıma bir tane GoPro aldım. Sırf Holiday'e gideceğim diye bunu getirdim bu arada. Bakalım bununla birlikte Holiday'e hazırız abi. Tam olarak şöyle bir twist olacağım. Allah. Müzikler başladı gençler. Allah. Oğlum Japon Hamza'nın enerjisinden bana da yollasanıza ya. Vallahi biraz oynarız ya şurada. Harbi çok tatlı adam ya. Bana da yollasanıza biraz, hepimize gelsin. Ne olmamışlar, müziklerin arasında ince reklam giriyor. Sadece Holiday'e gitmeden önce şöyle dolabımda aha. Kendime birazcık ödün niyetine pasta aldım. Çünkü 2-3 gündür Hindistan'dayım ve hala zehirlenmedim. Bu arada arılar çok fazla yorulduğunda çiçeklerin yaprakları arasında uyuyormuş. Oğlum şu anda yüzüme bakım yapıyorum, yapmasına da. Birazdan... Yeni boya olacak. Birazcık daha dinlenme ihtiyacı var. Bana öyle geldi ya.
Bunun işi festivale böyle mi gidecekler? Soldaki dayılara bak. Kardeşim benim ya. Bunlar Hindistanlıdır. Oğlum bunu çakmasını üniversitelerde de yapıyorlar ki. Abi ciğerler şu an var ya. Allah korusun kansere kapı açtı yani. Gece an itibariyle durum bu şekilde. Birazcık da olsa ufaktan bir böyle ön gösterim yapmış olmuşum durum var. Bu arada sabah şu an 8 mi 9 mu saatte yani. Sabah erkenden başladık böyle. Abi Hindistan Holi'de gerçekten ayrı bir güzel ya. Ebru'cu hoş geldin. Hemen aboneleri okuyordum. Nagdis, Davut, Hike Show. Çok birikince okuyamıyorum çünkü. Selin mi desek? Cordyceps. Kakamok lan. Bir sürü chatte. Onlar ban o zaman ya. Ha tamam. Gençler son halimiz Ahan'da bu şekilde. Banlananlar da abone sandım da onları okuyordum. Ben ve Surat gözlerinde iki tane erizi. O kadar da artık ne renk olduğunu bile hatırlamadım. Tişörtüm ve ten rengi, vücudum, her şeyim. Ne diyeyim, yıkanayım abi. Geri döneceğim sizlere. One day later. Ne habersiniz? şimdi. Holi'ye güzel başladık. Yalan yok. Eğleniyorduk çatı katında arkadaşlarla birlikte ama çok daha güzel ilerlemedi. Ve bunu da uzun uzun açıklamak istiyorum ama başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün tren yolculuğumuz var. Gece treni 10 saat boyunca 10 saat boyunca Hindistan'da tren yolculuğu ve yatmalı. Osuranı, ayağı kokanı. Eren Faci'm hoş geldin kardeşim benim. İkinci ayın hayırlı olsun. Severus hoş geldin. Nagis, Davut. Çok kötü. Vallahi billahi çok kötü. Hindistan'ın meşhur trenine binerek gece yolculuğu yapacağız. Gideceğimiz yer hatta Ganj Nehri'nin olduğu Varanasi. Şu an hatta ben kendi başıma aslında hazırım çantalarım, her şeyim ama arkadaşlarımı bekliyorum. Vallahi var ya, onlar yüzünden treni kaçırsam aşırı uyuz olurum da. Bu arada montaja geçmeden son bir bilgi. Hindistan'da bir yerden bir yere giderken evet tuttuklarla anlaşmaya da çalışabilirsiniz. Ya da şöyle Uber çağırabiliyorsunuz. Özellikle bir önceki yani Hindistan gezinde bu olayı ben bilmiyordum. Ya da var mıydı ondan da emin değilim. Hani gelirseniz Uber kullanılıyor. Bilginize indirip gelip aşırı işinize yarayacak. Biz birlikte yolculuk yapacağım. Hostel'i tanıştım arkadaşlarım. Gelmek üzere çantalar içeride. Alıyoruz ufak bir montaj. Trene geçiyoruz. Hindistan treni gece yolculuğu 10 saat. Bam bam falan filan. Mamma mia. Grazie. Yolculuk başladı. Nereden buluyor lan bu kadar insanı? Mesela hep yerlerde gerçi arkadaşları da artık o kadar çok gitti. Abi valla öyle 10 dakika gidiyoruz ki yetişirsek yani inşallah 10 dakikamız var. Hani yanlış platforma gitme ihtimalimiz yok, anladın mı? Platform 12 diyor. Doğruysa doğru, umarım doğrudur. Görebilirsiniz abi, mükemmel Hindistan tren yolu. Hayır, bir de kapının dışına adamın biri platform 5 dedi 6 dedi yalan söylemiş. Lan ona inansak kanacağız var ya yani, geçmiş olsun. Bir de en sevdiğim şortumu ve havlumu unutmuşum. O Powers Bank'ini unutmuşum hostelle. Her şeyi unuttuk halilerce. Gördüğümde kendi ülkeme şükrettiğim sayısı az ülkelerden. İşte aslında senin Norveç'i falan görüp kendi haline şükretmen lazım Johnny. Çıtayı düşürmeyin o kadar. Gidiyoruz ama umarım sağ salim var canım. Abo, özlenen manzara gençler. Vallahi bir şekilde bir trene biniyoruz ama umarım doğru trendir. Şurada da görebilirsiniz abi, trenlerini bekleyen insanlar var. Oh, mis gibi kokan o. Mis gibi kokan lavabosu. Şöyle Allah diyerekten bu arada. Kokan o. Mis gibi kokan lavabosu. Şöyle Allah. Allah diyerekten bu arada yolculuğa başlıyoruz. Ooo çok kötü oğlum. Bir teker teker anlatacağım her şeyi. Ama gerçekten yani yatağımızı bulmamız gerekiyor önce. Doğru trendeymişiz ama yanlış vagondaymışız. Trenin içinde böcekler var. Rex hoş geldin.
Diyebilirsiniz. D1 değil. D3'e gitmemiz gerekiyormuş. We have to go through the shit 3 times. Let's go. Vallahi var ya, şu küçücük kız bile sığamıyor. Tekme tokat dalıyor. Neyse, ben arkadaşımı çekiyor gibi yapıp şöyle etrafı çekeyim sizler için. Böyle sağda sola insanlar var. Benim kaldığım yer burasıymış. Arkadaşım şuranın üstünde, şurada da bir tane çok çocuk. Tatlı bir bebek var. Şimdi arkadaşlar, birazdan 2 dakikaya tren kalkacak. Yani o yüzden hatta 4 dakikaya kalkacak. Ama gideceğimiz yer Varanasi. Yine söylüyorum, dünyanın en eski şehri. Bir o kadar da Hindistan'da önemli yerlerden bir tanesi. Ama tabii bu videoda şehirden ziyade şehri gidişi, yani şu gördüğünüz Hindistan'daki tren yolculuğunu çekeceğim. Çok fazla vaktimiz yok, 3 dakikamız var. O yüzden hemen şöyle göstereceğim abi. Görebilirsiniz platformdaki bakkallar, platformda yatanlar, bir sonraki treni bekleyenler bizim gibi. O nasıl bir bildirim lan? Havuzlu partiye sen de katıl diye bildirim geldi. Ben gidiyorum. Havuzlu parti nereden gelebilir ki böyle bir şey? Saate geldi, telefonda yok. Şu anda trene binecek olanlar. Trene biniyorsunuz abi ve buram buram leş gibi silik kokuyor. Zaten görebilirsiniz, burası musluk ve içinde ne tükürdü derse kırmızı kırmızı. Bunların böyle bir sigarası var. Sigara burada pahalıya geldiği için bazı insanlara böyle bir şey çiğniyorlar. O da böyle tükürüklerini kan gibi kırmızı gibi bir şey yapıyor. O da şurada görebilirsiniz, tıkamış şu anda lavaboya ama burası lavabomuz. Şurada da tuvaletin dokun kendisi var. Ama bok gibi kokuyor, yemin ederim, iğrenç ötesi. Şöyle vagondan var. Bok çünkü kanka. Vagona geçerek abi birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye vagonlar değişiyor. Dedim ki üçüncü sınıf klimalı vagon. Eğer böyle hani birazcık daha üst kalite bir şey istiyorsanız bir tık daha yani klimalıyı alabilirsiniz. Oh, valla daha başlık. Önümüzdeki 10 saat buradayız abi. Şöyle hafiften içeriye doğru da gireceğim. Şimdi içeride sadece böyle insanların yüzüne böyle kamerayı sokmamak için hemen anlatacağım. Şu tarafta 1 ve 2, şu tarafta ise 3'er 3'er 6 tane yatak oluyor. Bakın abi, yine görebilirsiniz. Ortada yatanlar, altta yatanlar, üstte yatanlar, burası da benim ya. Baba hayal et bak, şu dayıyı hayal et, uyuyorsun tamam mı? O da senin arka ranzanda. Böyle gecenin 3'ü gibi tren şöyle biraz fazla sarsıyor. Sağına doğru dönüyorsun, böyle gözlerini bir açıyorsun. Abinin böyle parmağı, baş parmağı, yanındaki parmağı ve kıvrılmış bir de biraz. Senin tam şuranda böyle. Oh, ayağının altı simsiyah. Koku da böyle buram buram geliyor. Horlama sesi falan siktir et. Horlama sesi çok tatlı. O ayak seninle temas etti mi kötü? Benim böyle irite ediyor benim. Başka kişinin ayağı böyle yani tanımadığım bir insanın ayağı garip geliyor ya. Yatağı. Mesela abi böyle giriyorsunuz bir anda böyle yanınızda adamın ayağı böyle çıkabiliyor. Ama tertemiz ayaklarım maşallah. Hello. Hi. Hi. Oh my god, my Turkish friends are so bad. They taught me this one word in Turkish. In Turkish? It's siktir git. Oh. En büyük arkadaşların vizyosuymuş. Yeah. Tell my father to fuck off. Oh no, no. Şimdi öncelikle hemen şöyle üst katta olduğum için birazcık boynum bükük bir şekilde kalsa da size bulundum treni. Chat mi gitti ne yahu? Abi ne oluyor bu platformda ya? Chat mi gidiyor, bir şeyler oluyor. Ses. Alo. En sonki mesajım, ayağa da zoom atmazsın yahu. Buradayız abi. Ha bir tane geldi. Gitmedi. Bok gitmedi. Hareket bile etmiyor. Nasıl gitmedi? Ana ekranda hareket ediyor biraz. Neyse görüyorsunuz herhalde. Göstereyim abi. Şöyle görebilirsiniz, biz üst kattayız ama yine aynı şekilde hello üst katta olanlar var. Yine burada da iki abimiz var. Orta katlar var.
Evet bak onlar tehlikeli işte. Abimiz ayağını görebilirsiniz. Şurada da alt kattaki insanlar var. Ve neredeyse bütün tren şu anda Varanasi'ye gidiyor. Buradan 10 saatlik uzaklıkta yaklaşık 700 kilometre falan yani uzaklıkta bir şehir. Bilet fiyatımız yaklaşık olarak 1400 rupiye geliyor. Bilete dahil olan şeyler. Benimki donuyor. Genellikle şöyle bayağı kalın bir yorgan veriyorlar. Ek olarak da şöyle bir tane yastık veriyorlar. Ayrıyeten de gerçekten yani bu yani şakasına demiyorum. Temiz iki tane böyle çarşaf veriyorlar. Bir tanesini direkt yani şu anda bulunduğum yatağın üstüne seriyorum. Birini de üstümüze örtüyoruz ve temiz yani. O yüzden sıkıntısız bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani kokusundan çok temiz olduğu belli olmuyor. Kokulanma sanat aslında daha iyi ama gerçekten yani beyazlığından da görebilirsiniz. Hakikaten tertemiz iki çarşafımız var. Şurada görebilirsiniz. Bir adet ışığımız var. Abi şurada da görebilirsiniz. Bir tane prizimiz var. Böylelikle 10 saat boyunca yatabileceğiniz, şöyle ayağınızı da istediğiniz gibi uzatabileceğiniz. Ben özellikle biraz eşyalarımı buraya koyuyorum ki hani çalınma durumu olmasın. Ama şöyle ayağınızı da istediğiniz gibi uzatabileceğiniz bir tane böyle güzel yatağınız oluyor. Yani harbiden abi Mamma Mia Grazie diyebileceğiniz mükemmel bir vakum bence. Görebilirsiniz yani gayet rahat. İnsanlar şurada oyunlarını oynuyor, maçlarını izliyor. Burada abi uyuyor keyfi. Şurada abimiz bol bol yani zula yapmış gelmiş. Patates cipsi odur budur yemek yiyor. Şurada da yine ailecek insanlar bir şeyler yapıyor. Muhabbet, sohbet, dedikodu. Bana iyi yolculuklar. Yapmam çocuğa demiş. Oğlum ilk bir korktum lan çocuktan. Ay ne yedim be amına koyayım ya. Ama yalanır. O ayak yalanır. Şu topuk kısmı bilhassa fırçalı kısmı yalanır. İyi de yani Japon Hamza çok ayak çekmişsin ya. Ve 10 saatlik yolculuğun sonunda. Have a good day, thank you very much, nice to meet you. 10 saatte o kadar insanla arkadaş olduk ki çok şükür, bir şükür Varanasi'ye geldik. Şimdi abi dürüst olacağım tamam mı? %100 dürüst. Bence acayip güzeldi. Yani öyle düşünüldüğü kadar kötü değildi. Ama mesela ben etrafımda insanlar horladığında uyuyabiliyorum. Öyle bir yeteneğim var. Mesela arkadaş yine yanındaki insan horluyormuş ve uyuyamamış adam akıl. Onu acayip şu anda şikayetçi. Ve ahan güzel mi güzel Varanasi'ye geldik. Bu arada bakın şu an önümüzde bir taksici abiyle anlaştık. Yine diyorum bir önceki gelişimde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama Uber'den öncelikle fiyatına baktım abi mesela 224 mi diyor. Abiye sorduk gideceğimiz yere ne kadar diye 300 dedi. Abi dedim 300'se ben buradan çağırırım 200'de zaten falan. Hani 200 olsun bari seninle gittiğimizde bir anlamı olsun. Abi yeni geldi neler yaptınız? Daha ısınma turundayız Johnny. Bir Japon Hamza'nın ayak videosu varmış da yeteri kadar ayağa doydum da. Diyerek de şu partiyi merak ettim. 200 yaptık ve abi bizi götürecek sağ olsun var olsun. Yalnız hala 10 saatlik uykunun şey uyku sersemliği var ama sonunda yani ne zamandır da bilmiyorduk. Sadece chat okuyamıyorum canımı sıkıyor yani chat bende donuk tamamen. Delhi'de metro Allah bu kadar binmiş oldum. Görebilirsiniz abi şöyle pöpür pöpür rüzgarla birlikte aramalar gidiyoruz üç tekerlekle. Dürüst olayım bence aralarındaki en eğlenceli olan da bu. Kesinlikle bir kere de olsa Hindistan gelirseniz beni. En son ben buna bindiğimde bu arada telefonum kırmıştım. O yüzden birazcık travmam vardı ama atlattık. Bir şey söyleyeceğim. Bir spam yapsanıza çete. Aboneler. Bir spamlasanıza bir şey test edeceğim. Yok bozuk bende bak. Yani şöyle göstereyim. Yandan bakın. Ne bileyim yahu. Çok şükür şu an itibariyle. Abimiz de sağ olsun hostele doğru yavaş yavaş gidiyor. Abi bir katil olabilir yalnız dikkat et. Yani hiç bu arabanın şoförü gibi değil ya. Yakaları dikmiş, saçlar falan bir dağılmış, bilek.
tıngır tıngır götürüyor. İlk bir kazıklamaya çalıştı ama 5 yıl önce Hamza olmadığı için de yine ilk videoda demiştim ama bu Hamza tehlikeli. Gel şüpheli Hamza. Ve böylelikle çok şükür sağ salim hostelinizin olduğu yere var. Gelebilir ama son 2-3 günü Delhi'de geçirmiş birisi için var ya o kadar bozuk bozuk ama ağzından leş. Güzel hostelimiz Mustaj Hostel, yani bıyık hosteli maalesef parız dediler. Baksanıza yine her tarafta şöyle ineklerimizle birlikte ki burası buradaki belki yani Hindistan'ın kızı uyuyor onlar da. Ve yine gerçek kuş sesi. Şurada aslı olan kıyafetleri görüyorum ya. Delhi'deki hostelin alelacele çıktı valla ben astım birkaç. Spam atmayın diyorlar. Ben spam atıldığını bile bilmiyorum ki amına koyayım. Görmüyorum bile. Bir tane adı param göstereyim. Ganj Nehri yani buranın böyle en kutsal tanrıları Shiva'dan çıktığını inandıkları bir... Hani kızamıyorum bile yani. Her boku yiyebilirsiniz şu an. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu adam nasıl her ortamda gülebiliyor. Çok gülüyor ya. Nehir abi. Onu görmeden yani bu şehre gel. Ne güzel. Hep gülse keşke. 5 yıl geçseleri görebilirsiniz. Bunlara böyle insanlar sabah... Abi çok çok pis ülke ya. Bu falan anlamda pislenin gün doğumunu izleyerek... Yanlışım yoksa Ganj suyunu bardaklara doldurmuşlar ve kafalarına döküyorlar. Oh bakın abimiz pantolonu çıkardı. Kırmızı donuyla Ganj nehrine girmeye hazırlanıyor. Hunharca hunharca kolunu yuvarlak şeklinde fırlatan sallayan bir abimiz de var. Oğlum Ganj nehrinin yanında görebilirsiniz. Tıraş olanlar bile varlar. Adamın yüzü başı köpük olmuş. Abi şimdi de bol bol belini çevirmeye başladı. Burada da insanlar dizilmiş herhalde. Dini fetva mı veriyor abi anlamadım ama görebilirsiniz herkes böyle. Aa doğru lan. Ölülerin küllerini bu nehre döküyorlardı değil mi? Bu dikkatli bir şekilde dinliyor. Güzeldi mi abi chat sende yok. Oha! Direkt Ganj Nehri'ne bakıyoruz. El olabilir ama altın... Oğlum ben hani parti görecektik ya. Kız kapandı lan bir anda. Parti görmedim ben. Gerçi tren yolculuğunu anlat.